Lefke Belediyesi'nin Uluslararası Sakin Şehirler Birliği'nin resmi üyesi olmak amacıyla 2 yıldır sürdürdüğü çalışmalarda olumlu sonuca ulaşıldı. Lefke artık Çittaslov unvanına sahip. Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu'nda bir programa konuk olan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundular. Kaya, önce kentin Çittaslov üyeliği sürecini anlattı. Bu proje içerisinde işte 71 adet kriter var. 7 ana başlık altında 71 alt başlığı olan, 71 kriteri olan uygulamalar var. Biz incelemeye başladık bu kriterleri ve işte 3 Mart 2015'te niyet mektubu denen bir şey var, talep. Onu götürüp Kıbrıs'ta ilk Çittaslov şehri olan Yeniboğaziçi'ne vermek durumundasınız. Oraya verdik. Arkadan dosyamızı hazırlamaya başladık. Dosya 3 kez yenilendi, zenginleşti. Bu 7 kriteri inceleyen, 7 başlığı inceleyen 76 arkadaş burada görev yaptı. Bayağı motive olmuş şekilde çalıştı arkadaşlar. Bunun içerisinde işte Lefke Belediyesi'nin personeli oldu, LAÜ'nün değerli hocalar oldu, LAÜ'den öğrenciler oldu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri oldu ve gönüllüler oldu. Yani çok yoğun bir tombada çalışıldı ve dediğim gibi 3 kez yenilenerek, zenginleşerek bu dosya hazırlandı. Sonuçta dosyayı biz sunduk Yeniboğaziçi Belediyesi üzerinden Türkiye'nin Çittaslov başkenti olan Seferihisar'a. Onlar buraya bir denetçi gönderdiler. Dosyamızı incelediler. Sonra buraya bir denetçi gönderdiler ve dosyamızın içeriğini burada incelediler ve ondan bir rapor çıktı ortaya. Raporlaştırıldı ve İtalya'daki Çittaslov merkezine gönderildi. Ve orada işte 10 Ekim'de Lefke'nin de Çittaslov ağına üyeliği kabul edildi. Birkaç gün sonra 7 Kasım'da da İsveç'in Falköping kasabasında, o da bir Çittaslov kasabasıdır. Orada tüm dünyada yeni katılanlar, yeni kabul edilen Çittaslov kasabalarına orada birer sertifika verilecektir. Biz de orada olacağız sertifikamızı almak için. Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ise Çittaslov unvanının alınmasıyla Lefke'de artık nelerin değişeceğinden bahsetti. Tabii ki sakin şehirlerde hem şehrin mimari karakterinin korunması çok önemli. Bir de dünyadaki standartlaşmaya karşı, globalleşmeye karşı yerel bir yaşam öngörülüyor. Lefke buna hazırlanacak. Slow food faaliyetleriyle, yerel yaşam faaliyetleriyle, mimari dokusuyla Lefke, Kuzey Kıbrıs'ın hiç tartışmasız en güzel bölgesi, en yeşil kasabası. Halen Lefke ve köylerinde yaşatılan bir Kıbrıs kültürü var. Eksik olan planlamaydı. Doğru bir planlamayla Lefke'yi bana göre çok güzel günler bekliyor. Ardından Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya kameralarımıza Çittaslov hareketinin ortaya çıkış sebebi ve ilkelerini anlattı. Çittaslov anlayışı, yani en özlü bir şekilde anlatmaya çalışırsak, insanın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir şey, anlayış. Yani demek ki bundan sonra bölgemiz o anlayışla gelişmek zorundadır. Bunun yanında yerel değerlerimize, tarihsel, kültürel, üretimsel değerlerimize önem vermemiz, onları geliştirmemiz gerekiyor. Yani bunu içeriyor. Zaten yani şöyle biraz geri gidersek ilk başına, işte 1986 yılında İtalya'nın bir kasabasında açılan bir McDonald's mağazasına karşı gösterilen bir tepkiden doğan, işte McDonald's'ın o fast food anlayışına karşı işte İtalyanların geleneksel yemeği makarnayı savunma anlamında başlayan ve oradan yola çıkıp da 180 kusurluk bütün dünyanın birçok ülkesinden 180 kusurluk kasabanın dahil olduğu bir ağ. Nüfusu 50 binin altında olan kasabalar buna dahil olabiliyor. Kriterin biri bu zaten. Geri kalan işte çevreye ilişkin, doğaya ilişkin, yerel üretime ilişkin, yerel yiyeceklere ilişkin, yani yerelliği
üretip yereli tüketmeyi ön plana çıkaran, onu savunan, anlayışa sahip ve insan yaşamını olabildiğince kolaylaştırmayı, standartını yükseltmeyi savunan bir anlayış.